Stüdyomda çok değerli bir konuk ağırlıyorum. Makedonya Devlet Bakanı Sayın Furkan Jaco bizlerle birlikte. Sayın Bakan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sizinle birlikte Türkiye-Makedonya ilişkilerini konuşmak istiyoruz. Makedonya'da yaşayan Türkleri ve yaşayan Türkçeyi konuşmak istiyoruz daha çok. Fakat öncelikle bize Balkan coğrafyası içerisinde Makedonya'nın konumunu çizebilir misiniz? Türk dünyası bizi izliyor ve kafalarında bir Makedonya profili oluşsun istiyoruz. Tabii. Makedonya eski Yugoslavya Cumhuriyetlerinin ardılı olan bir ülke. Yugoslavya parçalandığında 90'larda bağımsızlığını kazanmış olan bir ülke. Yeni bağımsızlığını kazanan, daha doğrusu genç bir ülke olarak söyleyebiliriz. 23 yıllık bir bağımsızlığımız var. Balkan coğrafyasında önemli bir konuma sahip olan bir ülke. Gerek siyasi açıdan olsun, gerek ekonomik açıdan olsun, ülkede yaşanan gelişmeler tüm Balkan coğrafyasını ve oradaki bölgeyi, komşuları etkilemekte öyle bir konuma sahip olan bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Sayın Bakan, aslında Balkanlar dediğimiz zaman istikrarlı ve güvenli alanların bizim için ne kadar önemli olduğu bir kez daha aklımıza geliyor. Makedonya bu anlamda baktığınız zaman Balkanlar içerisinde istikrar ve güvenliğin tam olarak sağlanabildiği, yaşandığı bir alanı mı temsil ediyor? Tabii Balkanlarda istikrar ve güvenlik konusu her zaman gündem konusu olmuş olan bir mesele. Malumlarınızdır, değişik dönemlerde çok farklı süreçlerden geçmiş olan bir bölge. Dolayısıyla bu bölgede yer alan bir Makedonya'yı konuştuğumuz zaman güvenlik ve istikrar konusunda her gün güvenliğin ve istikrarın sağlanması açısından birçok adımın atıldığını ve bu bağlamda istikrarın sürmesi için değişik önlemlerin alındığını söyleyebiliriz. Sayın Jaco, siz aynı zamanda dış yatırımlardan da sorumlusunuz. Dış yatırımlar açısından baktığınız zaman Makedonya yatırıma müsait bir ülke olarak değerlendirilebilir mi? Bu anlamda nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Tabii Makedonya hükümeti, bizim şu anki hükümetimiz, başta Sayın Başbakanımız Nikola Gruevski'nin önderliğinde hükümetimiz dış yatırımların Makedonya'ya gelebilmesi yönünde çok köklü reformlar gerçekleştirmiş durumda ve bu bağlamda Makedonya bir vergi cenneti olarak değerlendirilmekte ve sağlamış olduğu bu reformlar kapsamında sadece Balkanlar bölgesi için değil, daha geniş bir çerçevede Güneydoğu Avrupa doğrultusunda yatırımcılara en iyi imkanları sunan bir ülke olduğunu biz hükümet ağzıyla tabii söylüyoruz ama bunun dışında bizde yatırım yapanlar da bunu bizzat görme imkanına sahip. Yani bu anlamda baktığınız zaman Makedonya Balkanlar içerisinde yatırım yapılabilecek en güvenli ve avantajlı alanlardan bir tanesi. Tabii en güvenli ve avantajlı alanlardan bir tanesi ve diğer bir önemli göstergelerden biri çevre ülkelerde, Balkanlarda bulunan diğer komşu ülkeler. Bizim özellikle dış yatırımcıları Makedonya'ya çekebilmemizle ilgili yapmış olduğumuz değişik mali ve ekonomik reformları bir şekilde örnek almaya devam ediyorlar. Devam ediyorlar. En büyük yatırımcı kimdir Makedonya'da Sayın Bakan? Makedonya'da değişik ülkelerden yatırımcılar var. Amerika'dan var. Avrupa'nın, Batı Avrupa'nın değişik ülkelerinden var. Türkiye'den de var. Ama şunu belki gururla da söyleyebiliriz. Türk kökenli biri olduğum için Makedonya'da en büyük yatırımcılardan biri Türkiye'li yatırımcı. Hangi alanlar Makedonya'da yatırıma uygun alanlar? Bir dış yatırımcı gözüyle baktığımız zaman Makedonya'ya gelsek şu alan bizim için çok uygundur, karlıdır diyebileceğiniz bir sektör var mı? Tabii bizler de değişik vesilelerle, iş adamlarıyla görüştüğümüz zaman onlardan da bu şekilde sorular geliyor bize. Makedonya'da gerçekten de karlı alan olabileceğini düşündüğümüz alanlar enerji alanı, inşaat alanı, bir de tarım alanıdır. Bunlar enerji alanı dediniz. Hiç Makedonya'yı bu anlamdan değerlendirmemiştik. Biraz açar mısınız Sayın Bakan? Enerji bağlamında Makedonya'da çok güzel imkanlar dahilinde sunulan küçük hidroelektrik santralleri projeleri var. Onun dışında büyük baraj projelerimiz var. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi bağlamında değişik proje imkanları sunulmakta. Dolayısıyla Makedonya enerji alanında buralara yatırım yapılması bağlamında yatırımcılara açık bulunmakta. Türkiye açısından baktığınız zaman Türk yatırımcılar hangi alanlara ilgi duyuyorlar Sayın Bakan? Sizinle temasa geçiyorlar mı her şeyden önce? Tabii yoğun bir şekilde görüşmelerimiz var. Değişik vesilelerle hem Makedonya'da ziyaretlerimiz oluyor, onları ağırlama imkanlarım oluyor.
Onun dışında Türkiye'ye yapmış olduğumuz değişik dönemlerde değişik ziyaretlerimiz var iş forumları bağlamında. Bireysel olarak ziyaret ettiğimiz büyük holdingler var. Onlarla tabii görüşmelerimiz yoğun olarak sürüyor. Ziyaret ediyorlar. Özellikle Türkiye'den Türkiye'li yatırımcılar inşaat ve enerji sektörüyle ve son dönemde de tarım alanında da bayağı ilgi göstermektedir. Sayın Bakan, izleyicilerimiz merak ediyorlardır. Acaba Makedonya'daki her Türk sizin kadar güzel Türkçe konuşabiliyor mu diye. Öncelikle Türkçe bu kadar saf ve temiz mi Makedonya'da? Estağfurullah, teşekkür ederim her şeyden önce. Makedonya'da büyük sayıda Türk nüfusu var. Makedonyalı Türkler nüfusu var. Ve oradakiler de benim gibi hatta benden daha iyi Türkçe konuşuyorlar. Sizin şöyle bir de özelliğiniz var Sayın Bakan. Siz Türkiye'de eğitim alıp ülkesine dönmüş, büyük öğrenci projesi kapsamında ülkemize gelmiş, eğitim görmüş öğrencilerden birisiniz. Bu açıdan baktığınız zaman değerlendirir misiniz bizim için? Büyük öğrenci projesi Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinde ne tür katkılar sağlıyor? Siz ne tür avantajlar yaşadınız? Doğrusu bu sorularla da sıkça karşılaştığımızı söyleyebilirim. Özellikle yaşım itibariyle bakanlık görevinde bulunmam bazen değişik kesimlerde biraz ilgi çekmekte. Evet. Ama bu konuda dediğiniz gibi ben Türkiye'de eğitim aldım. Lisans eğitimimi Türkiye'de Ankara'da tamamladım. Ve büyük öğrenci kapsamında burada eğitim gördüm. Benim gibi bu projeden yararlanan yüzlerce arkadaşımız var. Dolayısıyla Türkiye'de eğitim görmüş olmak gerçekten de çok büyük bir avantaj. Daha sonraki hayat planlamanız süresince yer alacağınız değişik görevlerde, mevkilerde sizlere çok büyük bir eğitim vermiş oluyor. Türkiye'de eğitim almış olmak çok yönlü bir tecrübe kazandırıyor. Bir tarafında işte akademik bağlamda almış olduğunuz köklü ve gerçekten de derin bilgiler var. Onun dışında Türkiye gibi bir güzel yerde yaşamak, yoğun yerde yaşamak, tempolu yerde yaşamak ayrı bir tecrübe katmış oluyor. Değişik arkadaşlıklar edinmiş oluyorsunuz. Sayın Bakan, Dolayısıyla geldiğiniz zaman Türkiye'yi bu kadar iyi, yani öğrencinin ilk yıllarında Türkiye'ye geldiğiniz zaman Türkiye'yi Makedonya'dan göründüğü gibi mi görünüyordu? Bir adaptasyon sıkıntısı yaşadınız mı? adaptasyon sıkıntısı yaşadığımızı tam olarak söyleyemem. Ama haliyle Türkiye büyük bir devlet, şehirleri büyük bir devlet. Ben Ankara'da okudum. Ankara başlı başına büyük bir devlet. Dolayısıyla o anlamda biraz daha büyük şehire ayak uydurma bağlamında biraz belki işte 1-2 aylık böyle adaptasyon sorunu çektik diyebiliriz. Ama onun dışında genel itibariyle bir sorun yaşamadık. Şunu söyleyebilirim az önceki sorunuza ilave Lütfen. olarak. Makedonya'dayken Türkiye'yi biliyorduk. Ondan sonra çevre ülkeleri, diğer komşularını biliyorduk. Mesela diyelim Afganistan'ı falan biliyorduk. Ama Türkiye'ye geldiğimiz zaman Afganistan'da işte Peştunların yaşadığını öğrendik, Hazaraların yaşadığını Çok doğru. öğrendik. Bunlar çok büyük bir avantaj katmış oluyor. Sayın Bakan, Makedonya'da yaşayan Türkler de aslında Türk dünyasının en önemli ve nadide parçalarından. Çünkü bütün kültürel özelliklerini koruyarak Makedonya'nın yanılmıyorsam üçüncü büyük halkı. Azınlık statüsünde mi Evet. Makedonya'daki Türkler? Sayı olarak baktığınız zaman ne kadardır Makedonya'daki Türkler Sayı Sayın Bakan? olarak baktığımız zaman 2002 yılında yapılan son sayımlar var. Dolayısıyla o bağlamda o resmi rakamları değerlendirdiğimiz zaman yaklaşık 80 bin civarında bir Türk nüfusunun olduğunu söyleyebiliriz. Bu da Makedonya'nın şu anki nüfusunun %4'üne tekabül Tekabül etmekte. eder. Bizler tabii sayısal olarak belki daha küçük bir Türk topluluğunu temsil ediyoruz ama Türk dünyasının o mana coğrafyası, gönül coğrafyası bağlamında çok büyük bir yere sahip olduğumuzu da biliyoruz. Çok gerçekten bizler de öyle hissediyoruz ve Türk dünyası içerisinde çeşitli defalar bulunma münasebetiyle aslında Balkan Türklüğünün Türk dünyası açısından en batı uç olma noktasında daha da önem arz ettiğini düşünüyorum. Sayın Bakan, Makedonya'daki Türklerin durumu nedir peki? Mesela bazı bölgelerde, bazı ülkelerde biliyoruz ki azınlık statüsünde yaşayan Türk toplulukları çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Kültürel haklar noktasında çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Dillerinin kullanılması noktasında çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bu noktada Makedonya Türklerinin herhangi bir sıkıntısı var mıdır?
Makedonların ve Arnavutların Türklere bakışını nasıl değerlendirmek lazım? Tabii sadece bu konuda değil, diğer konuları da ele aldığınız zaman, hayatı da ele aldığınız zaman %100'lük hiçbir zaman hiçbir şeye ulaşamıyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla bu söylemiş olduğunuz konuda da Makedonya'daki Türklerin bir takım sıkıntıları var. Ama şunu gururla söylemek istiyorum. Bizden önceki dönemde görev alan siyasetçilerimiz, bizim parti başkanımız olsun Kenan Bey, onun çalışma arkadaşları olsun, hı hı, ondan önceki nesiller bu sıkıntıların en aza indirilmesi bağlamında çok büyük mücadele vermiş durumdalar. Dolayısıyla tüm bu sıkıntıların en az seviyeye azaltılması yönünde değişik köklü reformlar yapmış durumdalar. Kendileri biz bugün biraz daha rahat görev almaktayız. Çok daha doğru. Rahat bir takım işleri yerine getirebilmekteyiz ama kendileri belki çok zorlu dönemeçlerden geçtiler ve bizlere bugün bu mirası devrediyorlar yavaş yavaş. Dolayısıyla o açıdan baktığımız zaman özellikle eğitim alanında bir takım teknik sorunlarımızın, hı hı, olduğunu söyleyebilirim ama Makedonya'yı çevre ülkelerle, Balkan ülkelerinde yaşayan diğer soydaşlarımızla değerlendirdiğimiz zaman nispeten çok daha iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Sayın Bakan, Türkçenin durumu konusunda da konuşmak istiyorum. Çünkü biz yayıncı bir kuruluş olduğumuz için medya sektöründe aslında Türkçenin ne kadar kullanıldığıyla da ilgileniyoruz. Çeşitli platformlarda karşılaştığımız Makedonya'da yaşayan Türk toplumundan, arkadaşlarımızdan biliyoruz ki 40 küsür yıldır devam eden Türkçe yayınlar var Makedon televizyonunda. Türkçe Makedonya'da hayatın içerisinde kullanılan bir dil olarak değerlendirebilir miyiz? Tabii değerlendirebiliriz. Çünkü Türkçe belki az önce resmi rakam bağlamında Makedonya'da 80 bin Türk'ün yaşadığını söyledik. Ama en az 500 bin kişinin Türkçeyi rahatça konuştuğu bir çok ülke. Çok önemli bir rakam Sayın Bakan. Makedonya'da. Dolayısıyla medya kuruluşlarımız var. Makedonya'da Türkçe yayın kuruluşlarımız var. Yazılı görsel medyamız var. Yaygın bir şekilde devam ediyor ama onun dışında özellikle Türkiye'nin son dönemde aktif bir dış politika izlemesinden dolayı bu yaygınlık diğer milletlere de yansımış oluyor. Dolayısıyla eskiye nazaran mesela 20 yıl öncesinde sadece Makedonyalı Türkler Türkçeyi konuşurken bugün gerek Yunus Emre'nin yapmış olduğu katkılarla, gerek TİKA'nın yapmış olduğu değişik projelerle Türk dış politikasının daha proaktif bir şekilde bölgede yer almasıyla Makedonlar da Türkçe öğrenme gayretini gösteriyor. Arnavutlar da, diğer etnik unsurlar da bayağı bir ilgisi var Türkçe. Sayın Bakan, aslında dil yayıldıkça o ülkenin etkisinin de yayıldığını sizin ifade ettiğiniz gibi. Bir galiba para birimi, ikincisi de dil yayıldıkça o ülkenin etkisinin ne kadar arttığını görüyoruz. Son olarak Sayın Bakan, sizden Türkiye'den beklentinizi de öğrenmek istiyoruz. Türk dış politikasından, Türk yatırımcılardan, Türk halkından Makedonya ve Makedonya'da yaşayan Türkler neler bekliyorlar? Tabii önce şöyle bir durum değerlendirmesinin yapılması gerektiği kanaatindeyim. Biliyorsunuz eski yıllara nazaran belki de çok fazla hatırlamak istemiyoruz ama yaşanan bir süreç olduğu için değerlendirmek zorundayız. Türk dış politikası, hı hı, bağlamında ele alırsak bir takım konuları çok da sizin de burada yaygın olan bekle gör stratejisiyle hareket edildiğini biliyorduk. Ama günümüzde nerede bir olay varsa, nerede bir süreç varsa hemen onun içinde etkin bir şekilde yer almaya çalışıyor. Dolayısıyla bu anlamda atılan bu adımlar, yani Türkiye'nin eskiden çevre ülke konumundayken bugün merkez ülke konumuna gelmiş olması dış yatırımcılara, daha doğrusu Türkiye'li yatırımcılara da, onlarda da karşılığını bulmuş oluyor. Dolayısıyla bunların tamamını değerlendirdiğimiz zaman Türkiye'den özellikle yatırımcılar bağlamında da çok daha fazla yatırımcıları Makedonya'ya beklediğimizi söyleyebiliriz. Onun dışında Türkiye'nin değişik kurumlarıyla, ilgili birimleriyle olan üst düzey ilişkilerimiz var. Bunların devamını arzu etmekteyiz. Daha fazla bir şekilde yoğunlaşarak devamını arzu etmekteyiz. Zaten bizlerin Ankara'ya gerçekleştirmekte olduğumuz ziyaretimiz bu kapsamda sürmekte. Dolayısıyla çok şükür var olan bu ilginin ilerleyen dönemde de artarak devam etmesini istiyoruz.
Sayın Çako, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Lütfen Makedonya'ya, Makedonya Türklerine, tüm Türk dünyasının selamlarını ilettiniz. Sizi ağırlamaktan şeref duyduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de bunu vesile bilerek Türk dünyasına, tüm dostlarımıza, soydaşlarımıza, Makedonya'dan, evladı Fatiha'ndan en kalbi selamlarımızı iletmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun sayın.